Merhaba arkadaşlar, Elif'in dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün size bu çok güzel çıtı pıtı bir örneği tarif etmek istiyorum. Bunu biz sıçan dişi diyoruz. Kimileri krokodil diyorlar, kimileri timsah sırtı diyorlar. Artık yöreye göre veyahut da kişilere göre değişiyor ismi. Çok güzel, çok tatlı, çok şirin. Bebek yeleklerinde veyahut hırkalarında çok değişik, tatlı, güzel, çıtı pıtı bir örnek. Ben size bugün bunu göstermek istiyorum. Ben size değişik renklerde, değişik kalın iple ve ince iple, değişik şişlerle ördüm. Bunları ben mesela 3 numarayla ördüm. Bunu kalın iple ördüm. Bunu ince iple ördüm. Aradaki farkı, deseni, modeli göresiniz diye. Değişik renk ve değişik kalınlıktaki iplerle ördüm. Kalın iple de güzel duruyor. Daha belirgin oluyor. İnce iple de çıtı pıtı duruyor. Şimdi ben size örülüşünü göstermek istiyorum. Burada pempeyle de başladım. Bu pempeyi 3,5 numarayla ördüm. Bunları 3 numarayla ördüm. Siz aradaki farkı görün diye ben böyle değişik şişlerle ve iplerle örüyorum. Bakın, üçünü de yan yana getireyim. Aradaki fark bu. Bu beyazla pembenin ipinin kalınlığı aynı. Fakat bunu 3 numarayla ördüm. Bunu 3,5 numarayla ördüm. Aradaki fark, örnekler kendini daha belli ediyor. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Veyahut elinizdeki olanaklara göre yapabilirsiniz. Ama üçü de ayrı bir güzellik taşıyor benim için. Şimdi ben size bunun yapılışını göstermek istiyorum. Şu ipimi şuradan çıkartayım ilk başta. Örnek tek sayılarla kuruluyor. Mesela ben bunları 25 ilmekle başladım. 25 ilmekle başladım. Bunu mesela 21 ilmek yaptım. İki tanesi kenar ilmeği oluyor. İçleri yine o zaman 19 ilmek olmuş oluyor. Örneği kurarken sayılarını ona göre siz ayarlarsanız, öreceğiniz örneğin veyahut da yeleğin boyutuna göre ayarlarsınız. İki taneyi yalnız böyle baştan kenar ilmeği olarak ayırırsınız. Sonra tek numara, tek sayı olması lazım burada. Burası da mesela 19 kaldı. Toplamda 21. Arkadaşlar, bu örneğin bir özelliği varsa tek sayıyla kurulması, ilmekler tek sayı olması lazım. Mesela 21, 23, 25, artık siz ne kadar başlayacaksanız. Bir de örneğin arkadan kurulması lazım. İki tane kenar ilmekleri bırakmayı unutmayın. Bunlar örneğin düz olarak gitmesini sağlar. Şimdi ben size bunun bu örneğin yapılışını göstermek istiyorum. Bu sıra hep haroşa olarak örülecek veya ters olarak örülecek. Kenar ilmekler devamlı ters alınacak. Ters alınacak. Şöyle başlayalım. Yanındaki ikincisi de ters alınacak. Ters alınacak. Ve sonraki gelen ilmeğin üzerine atılacak. Örülmeden çıkılacak. Bakın, yanındakini tek haroşa öreceğiz veya ters öreceğiz. Onun yanındakini örmeden çıkacağız. Bir ters öreceğiz. Bir tane ilmek atıp örmeden çıkacağız. Bir ters öreceğiz, bir tane ilmek atıp çıkacağız. Bir ters, bir tane ilmek atacağız, örmeden çıkacağız. Bunu başa kadar böyle devam edeceğiz. Bakın. Bir ters, bir tane üzerine atıyorum. Bir ters, üzerine atıyorum ve örmeden çıkıyorum. Burada ters ördüm. Bu da kenar ilmekleri. Bunu da yine haroşa ördüm. Başa geldiğim zaman tekrardan kenarlar hep haroşa örülecek. Bunu haroşa öreceğim. Bakın. Haroşa öreceğim. Bunu da tekrardan haroşa öreceğim. Veya ters. Bunu üzerine atacağım, çıkacağım. Bir haroşa ters. Burada iki tane demin atmıştım ya üzerine. Onu tekrardan
ilmeğe geçireceğim. Üzerine atacağım. Örmeden çıkacağım. Bir tane haroş öreceğim veya ters. Bir tane üzerine atacağım. Örmeden çıkacağım. Bir tane ters. Bir tane örmeden çıkacağım. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Bakın. Bir tane haroşa, bu iki tane oldu ilmek, bunu üçe tamamladım. Bir haroşa, bir tane örmeden çık. Haroşa, bu ilmeği üçe tamamlıyorum, örmeden çıkıyorum. Bu başa kadar böyle gidiyor. Bakın. Sonuncusu haroşa. Evet. Şimdi tekrardan başa geldik. Başlar devamlı haroşa örüldüğü için bunu haroşa öreceğiz. Burada tekrardan haroşa öreceğiz. Burası da bir ters bir düz olarak. Şimdi burada üçlü ilmeğimiz oluştu. İki sıradır ilmek attığımız için üçlü oluştu. Bunu düz olarak öreceğiz. Bir haroşa, bir tane düz. Burada öne alacağız ipi, haroşa veya ters öreceğiz. İlmeği, ipi arkaya çevireceğiz. Bunu düz öreceğiz. Bakın. Burada ilmeği öne geçirdim. Haroşa örüyorum. İpi arkaya aldım. Düz örüyorum. İpi öne geçirdim. Haroşa ördüm. Burada üçlü olanı düz olarak örüyorum. Bir tane haroşa, üçlü düz olarak. Bir haroşa, üçlü düz olarak. Yani çok basit, çok kolay, çok cici bici tatlı bir şey oluyor. Kız çocuklarına da çok yakışır. Hırka, yelek, patik. En sonları iki tane haroşa örülüyor. Zaten son kenarı haroşa örülüyor. Tekrardan başa geldik. Örnek yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Bu kenarları hep haroşa veyahut da ters ördüğüm için bakın. Şimdi burada ilmekler değişiyor. Burada düz geliyor. Bakın. Kendini zaten belli ediyor. Bunu düz olarak örüyoruz. Bunu haroşa olarak veya ters örüyoruz. Bu sırada bir ters bir düz örülüyor. Düz geleni düz, ters geleni ters örüyoruz. Bakın bu düz geldi mesela düz. Bu ters, bunu da ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bu örneğin özelliği 4 sırada kendini belli ediyor. Ama çok cici bici çıtı pıtı bir şey oluyor. Örmenizi tavsiye ederim. Hem eğlenceli hem gösterişli. Bilmiyorum, çok da tatlı oluyor yani. Bir düz, bir ters. Bir düz. Bak, bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bu kenarlar yine haroşa. Bu kenarlar hiç değişmiyor. Hep haroşa örülüyor. Bakın şimdi size daha yakından göstereyim. Gördünüz mü? Örnek kendini belli etti. Bakın. Burada zaten önceden 3 sıra yapmıştım. Şimdi 4. sıra oldu. Çıtı pıtı oldu. Bu örneğin örmesi de çok zevkli. Bilmiyorum. Ben çok beğenerek yaptım. Sizin de beğeneceğinizi umarım. Yaparsanız kız çocuklarına veya büyük yeleklere de olur aslında. Çok tatlı, çok şirin bir şey olur. Bakın burada 3 tane ayrı renkten ipin kalıpları, bu biraz yeşil olanı kalın. Beyazla pembenin kalınlığı aynı. Bu beyazı yalnız 3 numarayla ördüm. Bunu 3,5 numarayla ördüm. Aradaki farkı göresiniz diye ben böyle bir çalışma yaptım. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Ben daha çok videolar paylaşmak istiyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın.
Eğer kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Beni desteklerseniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.